varsa Erzurum'daki koordinasyon merkezinden havalanıyor. TRT Haber işte o koordinasyon merkezini görüntüledi. Havalanıyor, tespit ediyor, sığınak ve barınakları yerle bir ediyorlar. Teröristlere göz açtırmıyorlar. Türkiye insansız hava araçlarında artık dünyada söz sahibi. Milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar terörle mücadeledeki başarılarıyla dikkat çekiyor. Güvenlik güçlerinin arazideki en büyük destekçisi oluyorlar. Doğudaki terör operasyonuna katılan araçlarsa Erzurum'daki koordinasyon merkezinden havalanıyor. TRT Haber işte o merkeze girdi. Bulunduğumuz nokta İHA ve SİHA'ların komuta kontrol merkezi. Belirlenen terör hedefleri son sistem teknoloji sayesinde buradan takip ediliyor. Gövdeyen falan kapağı. Kapat, pervans yerisi güvenli. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı İHA ve SİHA'lar güvenlik güçlerinin gökyüzündeki gözü oluyor. Koordinasyon merkezinde tamamı emniyet personeli teknik ekip görev yapıyor. Merkeze iletilen görüntüler sayesinde de bölgede teröre geçit verilmiyor. Motor basıldı. 24 saatten fazla havada kalabilen Bayraktar TB2 SİHA'ların yeni tasarımı ise göz kamaştırıyor. Kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak bilinen ve özel köpek balığı logosuyla tasarlanan Bayraktar TB2 SİHA'ları da buradan havalanıyor. Bayraktar makine tarafından üretilen bu gelişmiş silahlı insansız hava aracı hem hedef tespitinde hem de o hedefin imhasında büyük rol oynuyor. Nokta atışlarla terör unsurlarını etkisiz hale getiriyor. Ortak operasyonlarda da kullanılan hava unsurları trafik, kaçakçılık, narkotik ve terörle mücadelede faaliyet gösteriyor.